Kalikaya içinde çalışan arkadaşlarımın aileleri ve Silivri halkı, hepinizi Şahsım ve Petrol Sendikası Trakya Şubesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, bizler Çankaya'da kurulu olan Kalekaya iş yerinde çalışan ama çalıştığı anda da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlarız. Bizler Petrol Sendikası'nın çatısı altında anayasamızın 51. maddesi gereğince sendikaya üye olarak sendikalı çalışmak için mücadele eden insanlarız. Sendika hakkımız, engellenemez. Sendika hakkımız, engellenemez. Sendika hakkımız, engellenemez. Biz Kalekaya çalışanlar olarak bu fabrikanın büyümesi için, fabrikanın sahibinin ekonomik anlamda güçlenmesi için emeğimizi veren insanlarız. Bizler bu verdiğimiz emeğin karşılığında sadece ve sadece namusumuzla evimize helal ekmek götürmek için mücadele eden insanlarız. Bizler bu mücadeleyi verirken bu fabrikada 3 tane arkadaşımızın iş kazası nedeniyle öldüğünü Silivri halkına hatırlatmamızda fayda vardır. Bu kalite iş yerinde çalışanlar bizlerin arkadaşları, bizlerin çocukları, bizlerin eşleridir. Buradan tüm Silivri halkına sesleniyorum. Bu emek mücadelesi verip evine helal ekmek götürenlerin canına kastedenlere dur demek için bize destek vermek zorundasınız. Buradan tüm Silivri halkına sesleniyorum. Kalekaya iş çalışanlarının bu halkın mücadelesinde bu yaşadığı sıkıntılar konusunda bizlerle birlikte olmak zorundasınız. Başkanı olarak da ilan ediyorum.
Ama maalesef konuşmamız, anlatmamız, insanları bilgilendirmemiz de şart. Bunlara biz sessiz kalamayız. Evet arkadaşlar, Ramazan ayındayız. Karakaş'ın sahibi şu anda eylemde olmayan, eylem kırıcılığı yapan ve özellikle içinden buradan sınırda duyuruyorum. Türkiye'de işsizliğin %20 düzeylere geldiği yerde fabrikasında asili Türkler Suriye'ye çalıştıran Karakaş sahibine sesleniyorum. Akşam iftar yapıyorsun. Helal hoş olsun. Keşke senin için 14 yıldan beri çalışan bu dışarıdaki kalekeş arkadaşlara da bu iftarı verseydin belki bir anlamı olurdu diyorum. Bu iftar yemeğinde senin o iftarda o insanlara harcadığın parayı kazandıran adamlar burada. Sen o paraları bu arkadaşların sayesinde kazandın. Şimdi Suriye'ye yediriyorsun. Yazıklar olsun. Akşam bir lokantada iftar yemeği veriyor. Tesadüf olur. Bizim çalışan arkadaşlarımızın eşlerinden de orada bulunan kardeşlerimiz var. İnsanlar konuşarak anlaşır ya. Bu arkadaşlarımız da karşıdaki zatı konuşarak anlaşabilecek bir insan zannetmiş. Ve gitmiş ayağına demiş ki Faruk Bey, ben dışarıda mücadele eden bir kişinin eşiyim. Bu sorunu çözelim. Bu problemi bitirelim demiştir. Ama fabrika sahibi demiştir ki iftardan sonra bir odada oturup bunu değerlendirelim. Eşlerinizi alın demiştir. Bu çok önemli şeyler. Bunlar yıllarca konuşulacak ve unutulmayacak şeylerdir. O zat geleceğine, kendisine, hayatı boyunca yapabileceği en büyük kötülüğü kendisine yapmıştır. Buradan açık ve net söylüyorum. Daha sonra, iftar saatinden sonra iki arkadaşımız, eşleri ve bebeleriyle beraber Faruk Bey'den aldıkları randevunun karşılığında bir odada konuşuyorlar. Ve bunlara bir sürü insan da şahit oluyor. Emniyet de dahil. Ve burada fabrikanın sahibinin 17 yaşındaki oğlu hiçbir şeyi dinlemeden, hiçbir konuyla alakası olmayan bu kişi bizim arkadaşlarımıza yumruklu, sözlü, o yetmiyormuş gibi hem eşlerin yanında bizim arkadaşlarımızı darp ediyor ve buna Faruk Bey de karışıyor ve yanında genel müdür müsteffetleri de bunlara destek çıkıyor. Ve yazıklar olsun. Bizim hepimizin farklı, birimiz Kürt olabiliriz, birimiz Türk, birimiz Alevi, birimiz Sünni olabiliriz. Birimiz Ardahanlı, birimiz Antalyalı olabiliriz. Ama biz bu ülkenin topraklarında yaşayan çok güzel örfleri, çok güzel adetleri olan insanlarız. Bizim örfümüzde, adetimizde eşinin yanında bir erkeğe tokat atmak kelimelerle anlatılamayacak kadar kahpeliktir, kardeşliktir. O yetmiyor. O yetmiyor arkadaşlar. 5 aylık bebeğimize de darp ediyorlar. Buradan onlara da yazıklar olsun diyorum. Eşine yapılan bu saldırıdan dolayı baygınlık geçiren kardeşimiz, bayan kardeşimiz fabrika sahibi tarafından yerde tekmeleniyor. Bunlar kabul edilemez. Bunlar
Petrol Sendikası Genel Mali Sekreterimizle bu konularla ilgili konuşacak. Ben sadece şunu sözü veriyorum. Biz bu ülkedeki örf ve adetlerle büyümüş adamlarız. Biz yere düşene vurmayız. Biz eşinin yanında hiç kimseye hakaret etmeyiz. Ama unutmayın, bunun da hesabını elbet bir gün sorarız. Bizler burada Petrol Sendikası olarak KYK'daki arkadaşların mücadelesini her zamanki gibi en önde yapmaya devam edeceğiz. Petrol Sendikası'nı dinleyenlere de öğreteceğiz. Buradan tek son sözüm. Ey Trakya'nın güzel Silivri halkı, sizler de bu olaylara duyarsız kalıyorsanız sizler de dinsiz şeytansınız. Herkese KYK işe destek vermenizi talep ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli fasıl emekçileri, değerli bacılarım, değerli çocuklar, 80 gündür kışta, yağmurda, çamurda ölmemek isteyen, direnen kale ve işçileri, hepinizi Petrol Sendikası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii dün geceden beri adeta kanım dondu. Adeta tansiyonumuz çıktı. Şimdi düşünün ki Türkiye'de bir iş yerinde insanlar yıllardır çalışıyorlar. Hangi koşullarda çalışıyorlar? Bunu hafızalarınıza biraz canlandırmanızı istiyorum. Sadece plastik, atık plastikten elde edilen tozla hiçbir havalandırması olmayan, hatta çay dinlenme alanlarının içerisinde bile o plastik tozlarla birlikte çay içen, yemek yiyen bu kardeşlerim bu fabrikayı küçücük atölye halinden alıp dünyada neredeyse en bu sektörde Türkiye'nin neredeyse birinci sırasına gelecek bir şirket haline getiriyorlar. Yine o arkadaşlar bu koşullara rağmen işte her yıl ortalama bir insanımız, bir canımız, bir kardeşimiz bu koşullarda hayatını kaybediyor. Yine bu fabrikada insanlar ortalama her ay kolu, bacağı, parmağı kırılıyor. Ve bu çocuklar bu şartlarda çalışırken bu beyefendinin patronu olduğu fabrika, KYK İş Fabrikası dünyaya ürettiğinin %80'ini satıyor. Bununla da utanmakla kalmıyor. Bu beyefendinin kurduğu fabrikanın ve arkadaşlarımın nasırlı elleriyle üretip ölümü göze alarak her gün o kanserojen maddeyi ciğerlerine çekerek büyüttükleri bu fabrikada bu önlemleri almakla yetinmemekle birlikte insanların yasal ve anayasal haklarını, sadece yasal ve anayasal haklarını kullandıkları için insanları tehdit ediyor, kapının önüne koyuyor, aşağılıyor. Bu beyefendinin yaptığı bunlar da yetmiyor. Defalarca bundan vazgeçin, bu bir kölelik düzeni değil, burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal ve anayasal hakları kullanılması gerekir. Onu kullanıyorlar. Bu çalışma ortamında bir an önce koşulları düzen, kayıt dışı işçi çalıştırma, kayıt dışı işçi çalıştırma, Suriyeli,
Afganlı, kaçak diyoruz. Diğer taraftan bunlar yetmiyor bu beyefendiye, doymak bulunuyor. İşçi sağlığı iş güvenliği önlemleri için yatırım yapmıyor, doymak bulunuyor. O yetmezmiş gibi insanların kapısının önüne koyarken yine yasaları ve hukuku çiğneyerek bu arkadaşların yaptığı fazla mesaileri 5 yıl süreyle geriye dönüp elden ceplerine veriyor, bu devletten vergi kaçırıyor, devletten SGK paylarını kaçırıyor. Bu beyefendi kimden güç alıyor? Kimden destek alıyor? Kaymakam Bey'e gidiyoruz, anlatıyoruz. Savcıya gidiyoruz, anlatıyoruz. Emniyet müdürüne gidiyoruz, anlatıyoruz. İşkur'a gidiyoruz, anlatıyoruz. Kulaklarını tıkıyorlar. Hukuksuzluk ve ahlaksızlık yapan, devleti dolandıran, kayıt dışı çalıştıran, işçi sağlığı iş güvenliği bakımından 1800'lü yıllarda insanları ölüme terk eden bu zihniyeti Çalışma Bakanlığı'na şikayet ediyoruz. Kaymakam Bey'e şikayet ediyoruz. Devletin her kademesine şikayet ediyoruz. Sayın Bakan Süleyman Soylu'ya şikayet ediyoruz. Çalacağımız kapı kalmıyor. Peki ne oluyor? Tabii birilerinden güç alan, birilerinden güç bulan bu zihniyet dün gece 6 aylık çocuğa adice, kalleşçe, namussuzca tokat vuruyor. Burada sözüm bittiği yerdeyiz. Emniyet güçlerine de sesleniyorum. Buradan duyuyorlar beni. Beyefendiler, hukuksuzluk yapan bu çocuklar değil. Bu çocuklar kayıt dışı çalıştırılan değil. 3 tane hırsız kazası sorumlusu bu çocuklar değil. Orada annesinin, eşinin yanında kardeşler darp edilirken emniyet görevlileri izliyorlar. Bizi dışarı atıp onları içeride... Hatta işvereni koruyorlar. Ya biraz vicdan istiyoruz biz. Ne vicdan? Hukuk, adalet istiyoruz biz. Türkiye hala hukuk devleti. Sanmayın ki yakanızı bırakacağız. Petrol sendikası 40 bin üyesiyle bugün durun giden beni ayakta. Ayakta. Bakın bugün Türkiye bu rezilliği izliyor. Bu şan dışı işlerinin yaptırımlarını izliyor. Belki senin işverenin yanındaki tutumunu mu izliyorlar? Bakın, petrol sendikası hukuk ve meşru alanda bu işverenin yakasını asla bırakmayacak. Sonuna kadar göreceğiz. Okul okuyabilirsin. Emeği sömürerek, emek hırsızlığı yaparak fabrikanı da büyütebilirsin. Ama biliyorsunuz değil mi? Bir kaymakam hikayesi var.
Biliyor değil mi herkes bu kaymakam hikayesini? Oğlu göndermiş. Oğluna demiş ki babası, sen adam olamazsın demiş. Kaymakam olmuş gelmiş babası. Bak baba demiş, ben kaymakam oldum. Oğlum demiş, kaymakam olur ama adam olamadım. Bu Faruk Dağlar da bu çocuğa, bu kadınlara uzattığı el kırılsın. Sevgili kardeşler, biz haklıyız. Biz hukuk ve meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün bakın, Silivri'nin merkezinde ve Kalekayış'ta dün gece de beyefendinin, bu çocukların o simsiyah yüzleriyle, elleriyle ürettiklerinin karşılığında şov yaparak verdiği iftar yemeğinden sonra yaptığını bütün Türkiye öğreniyor. Bugün bakın Twitter'da ilk üst sırada bu arkadaşlar. İlk üst sırada. Bu rezilliği Türkiye artık öğreniyor. Ama sabrımız kalmadı. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kaymakam Bey'e kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğiz. Herkes hakkınızsın. Herkes hukuk çerçevesinde kalsın. Parası olun yolunda değil, adaletin yolunda olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Petrol iş büyük bir aile. Petrol iş kıpkınıyesiyle büyük bir aile. Bu mücadele asla bırakmayacak. Bu çocukları asla ekmeksiz, sorgusuz bırakmayacak Faruk Bey. Sen hiç merak etme. Petrol sahip çıkacak. Kıskanlık sen atlarsın. Fabrikaları başlayın. Ama biz petrol iş olarak sahip çıkacağız. Ama o fabrikada da bu zorunlara boyun eğmeyeceğiz. Zannediyor mu ki biz boş duruyoruz? Fabrikanın içinde her gün onlarca üye yapılıyor. Yakında orada da başka bir şeyler. Zannediyor mu ki boş durur petrol iş? Boş durur petrol iş arkadaşlar. Boş! İçeride çalıştırdı. Şu anda açlıkla insanları açlıkla hizaya getirmeye çalıştı. Fabrikada onlarca üyemiz hala yüzlerin üzerine çıkmak üzere. Zamanı gelecek, fazla beklemeyeceğiz. Fazla beklemeyeceğiz. O insanlar da ortamda çalışmayacak, merak etme. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, biz eylem planını daha da sertleştireceğiz. İnşallah. Daha da sertleşeceğiz, daha da büyüyeceğiz. En kısa zamanda bu rezilliği, fotoğraflarla birlikte fotoğraflayıp Silivri'deki açılmadık kapıya bunu anlatmadığımız insan kalmayacak. Bu Faruk Dağlı'yı bir Silivri'de Silivri'ye çıkamaz hale getireceğiz. Söz veriyoruz bunu. Getireceğiz arkadaşlar. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluşu. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Değerli kardeşler, değerli sınırlı halkı, bakın nasıl mensupluğa çekmesini istiyorum. Bu bebe Altay, bunun önünde annesine tokat atılıyor. Eşi doyuruyor, eşi. Bunu kim yapıyor? Bunu patronun bizatı kendisi ve hayatında fabrikada bir tane çikolata sıkmamış, azır yemiş, çocukların emeğiyle azır yemiş oğlu kardeşlerinize tokat duruyor ailesinin yanında, bu çocuğun önünde, bu bebeğin önünde. Bu adilik, bu kahvelik, bu kardeşlik değil mi? Bunlar öteki kardeşlik olabilir mi? Yani gerçekten çok sinirliyim, kanım dondu, konuşmakta zorlanıyorum. Yani o sözüm bittiği yerdeyiz. Yani yetkililere de sesleniyorum. Yani bu rezilliğe müdahale etsinler.
her kimse, belediye başkanı, evet oturduğun koltuğuna, o iki meclis sana, bu işçilere ezen, sömüren, döven, Faruk Dağlı verdi, boyun insanlara verdi, geleceksin o fabrikaya, bu çocukların yanında olacaksın, olamıyorsan, bu önceki gibi gidersin, ömrün mühtür olur. Ömrün mühtür olur. Sayın Kaymakam'a sesleniyorum, basın yoluyla. Lütfen, defalarca sizinle görüştük, geldiğimiz nokta ortada. Tehdit, dayak, şiddet. Defalarca uyardık, defalarca söyledik. Bak bu işler işlere falan değil. Fabrikayı mı kapatacak? Kapatsın kardeşim. O fabrikada her gün insan ölümle bunun buna geleceğine ölmesin. Ölmemesi için gerekiyorsa kapatılsın. Kapatılmıyor mu Türkiye'de? İşçi sağlığı, iş güvenliği kurallarına uymayan yüz binlerce, on binlerce fabrika kapanıyor. Kapatılmasını istemiyorsan gereğini yapacaksın. Yani kimi kandırıyorsunuz? Bazı yetkililer diyor ki fabrikayı kapatacak. Kapatsın kardeşim, biz canımız daha gitmesin. Allah herkesin riskini verir. Gider bir başka fabrikada çalışır. Bize fabrika çok, biz işçiyiz. Değerli kardeşlerim, bu artık bardağı taşıyan son damlaydı. Bıçak kemiğe dayandı. Sabrımız kalmadı. Petrol Sendikası bundan sonra en sert şekilde bu Faruk Dağlı'ya cevabını verecektir. Meşru ve hukuki yollardan verecektir. Bunlar kimsenin şüphesi olmasın. Ve şu temin ederim hepinize, hepinizin petrol işi sizin yanınızdadır. Ve bu hukukçuyu yükleyecektir. Burada insanları köle zannediyorsa, o havuzun illalarında yaşıyorsa, çocuğu özel bilmemlerde okuyorsa, bizim arkadaşlarımızın da emeği var, alın teri. Dünya da alın terinden ve emekten değerli hiçbir şey yok. Ondan sonra Ramazan ayında iftar veriyorsunuz. Ya utanmaz adam iftar vermiyor abi. Utanmaz adam iftar verme. Senin iftarınla günahların bitmez. Bitmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, sevgili basın emekçileri. Biz bu alaksız kalleş tutumu getireceksin. Ben sizlerle konuşacağım diye bir odaya iki bayan arkadaşımızın ricasıyla, beş bayan arkadaşımızla odaya çağıracaksın. Evet konuşalım diyeceksin. Ondan sonra onunla birlikte dayak atacaksın. Bu kalleşlik arkadaşlar. Bu kahpelik arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bu mücadelem ise bizi korkutamazlar. Bize geri adım attıramazlar. Bizi büyütemezler. Tam tersine bizi daha fazla büyütürler. Daha fazla birleştirirler. Daha fazla uyandırırlar. Ama onlar hukuk önünde meşru zeminde bunun hepsinin hesabını verecekler. Size söz veriyorum arkadaşlar. Basın yoluyla burada tabi devletin çocuğu koruma görevi var yasalarımıza göre. Devlet görevlerini de koruma var. Sadece devletin yasalarında yazılı kalmayacak. Devlet görevlileri çocuk ve kadına yapılan saldırıda yapanların yanında yer almayacaklar. Nerede alacaklar? Mağdurun yanında yer alacaklar. Bir, iki, kadın örgütlerine de sesleniyorum burada. Kadın örgütleri buradaki zulme sessiz kalmayacak. Kadın örgütleri annesi, 6 aylık annesinin yanındaki kucağındaki çocuğa
annesine ve eşine ve çocuğa tokat vuracak ve bizler sessiz kalacağız. Sonra kadını öldü diyeceğiz kendimize. En kısa zamanda sizlerle ses bekliyoruz. Şiddetli bir ses bekliyoruz. Biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Bu en kısa zamanda Türkiye'ye yayılacak. Bu Silivri'de yaşanan bu ayıbı buranın belediye başkanı, buranın sayın kaymakamı, buranın yine savcıları harekete, yine işkur harekete geçip bu zulmü bitirmeliler. Bitirmezlerse bundan sonra bunların ne yapacağını artık biz bilemiyoruz. Artık çocuğa da el kaldırdılar, kadına da el kaldırdılar. Bundan sonra bizim güvenliğimiz de risk altında. Bu çocukların da güvenliği risk altında. Bu çocuklar artık nasıl tehdit edileceklerini, etkiden sonra ne yapacaklarını bilemiyoruz. O yüzden çağrımızı buradan tekrarlıyoruz. Peki, sayın basın emekçileri, değerli kardeşlerim, biz bugün basın açıklamamızı burada bitiriyoruz.